Merhaba arkadaşlar, kanala tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Los Angeles Venice Beach'teyiz. Venice Beach deyince böyle bir aklınıza bir şeyler geliyor mu? GTA Vice falan hani böyle. Burayı oyundan çok tanıdık bir yer burası aslında. Ben de küçükken çok fazla oynardım GTA Vice. Hani burada yürürken hep insanları ezerdim, denize uçardım arabayla falan. Hatta şöyle bir şey de hatırlıyorum. Böyle sadece bir tane araba vardı. Ona binince şey çalıyordu. Amerikan kuralları. Ona binince şey çalıyordu, self control çalıyordu, biliyor musun? Evet biliyorum, radyoda çalıyordu. O çalıyordu. Yani işte birazcık nostaljik bir ortam. Şimdi buraya gelmişken hazır, size de buraları gezdirmek ve göstermek istiyorum. Bakalım aklınızda neler canlanacak. Şimdi beach'e doğru gidelim. Herkeste bir pitbull şey var bu arada. Evet, herkeste pitbull ve doberman ama var. Ama çok şekerler. Ve hiç pitbull gibi değil ki şey bu. Olarak baksana şuna. İzine de dikkat edelim. Koç gibi. Allah. Of bu çok korkunç. Çok tehlikeli duruyor. Bu tehlike benim. Onlar yan yana geçmiyorlar. Evet, çok korkunç değil mi? Pitbull korktu ondan. Ay kıyamam. Korkmaz ondan. Pitbull korktu bak, ondan. Bak. Ay çok güzel. Bakışıyorlar şu anda. Aşk yaşanıyor şu an. Evet, buraya basalım. Buraya basmayınca yeşil ışık çok uzun süre dayanıyor. Bing, bing. Hi. Hi baby. Hiç pas vermedi. Aa bak şu sarı taksi, bu otobüs şey, sarı otobüsler hep okul otobüsü bunlar. Filmlerde, çok... evet filmlerde gördüğüm gibi. Çok güzel ya her şey. Bebek, merhaba bebek. Korktun mu? Korktum valla. Çok korkunç bakmıyor merhaba mu? Küçük bebek. Bıhtık. Türkçe şeker bilmiyor. Ya. O Türkçe bilmiyor aşkım. Hay. En sevdiğim şarkı çalıyor. Shape of my heart. Nasıl bir şans bu? Telif. 3 saniyeden bir şey olmaz. Şimdi deniz kenarında bir sürü kafe var bu arada ama buralar çok boş eşim. Bence mevsim değil çünkü birazcık soğuk, üşüyoruz hatta. Soğuk denize değil de aslında rüzgarlı. Ya çok serin, evet çok rüzgar var ve yani hasta eder bu rüzgar insanı gerçekten. Sadece sörfçüler var zaten, kimse denize girmiyor. Ama sörf yapıyorlar bayağı değil mi? Evet, o da işte denizin yani, dalgasından falan. Daha o tarafa geçmedik ama insanlar sörf giysileri vesaire, evet, sörf tahtalarıyla evet. Falan. Burada yürüyorlar ıslak ıslak insanlar. Bunlar geçmedi, biz niye geçtik çok, bu arada? Çok rahat yaşamıyorlar mı ya? Evet. Çok farklı bir havası var gerçekten. Kesinlikle. Değil mi? Bu arada şeye gittik. Beverly Hills. Ha Beverly Hills'e gittik. Beverly Hills kesinlikle böyle hani bence özgürlüğün en top noktası. Çünkü çok fazla işte gay bar, işte bilmem ne, çok fazla rahat insanlar vardı. Ve oranın da değişik bir havası vardı. Ama ben kesinlikle hani özgürlüğün, eğlencenin tapının Beverly Hills'te olduğunu düşünüyorum. Benim gözlemlediğim bir kadarıyla. Bir de nereye gitmiştik? Beverly Hills miydi? Bu Beyoncé'nin oturduğu yer. Evet, Beyoncé'nin Trump'ın evine gittik arkadaşlar. Belayir gittik, Hills. Evet. Burası bisiklet yolu. Evet. Buradan yalnız gidelim. Çok farklıydı, of, değil mi? Of, ayakkabılarımı da yeni aldım. Şimdi kum olacaklar ya. Burada evler var şu anda. Çok güzeller gerçekten. Sanki eskiler birazcık. Burada ama yaşamak ister miydin? Bunları göster istersen evleri. Şu şekilde. Allah. Ama bir şey söyleyeceğim. Burada yaşamak ister miydin? Yani evet tabii ki. Ben hayatta istemezdim sanırım. Neden? Ya. Ha beach'te mi? Ya bu evlerde işte, bu evlerde. Ha yani yazın güzeldir de ne bileyim. Yani Venice Beach'te yaşamak ister miydin? İsterdim ya, niye istemeyeyim? Neden istemeyeyim ki? Bilmem, bana pek güzel gelmedi buralar. Ha, güzel bence. Benim sadece tek hoşuma gitmeyen olay buradaki evlerde. Yani o kadar büyük duvar örmüşler ki evin içine güneş ışığı falan girdiğini sanmıyorum. Hani evet böyle private bir alan yaratmak istemişler ama. Şöyle şimdi buradan bütün herkes, mesela biz de şu anda buradan yürüyoruz. Orası duvar olmasaydı adamın evinin içini izleyebiliyor olacaktık. Yani ne bileyim, ben tercih etmezdim bu bence kadar yüksek duvar. Bence o yüzden hep duvar ölmüşler. Şu etrafı göstereyim. Venice on the Beach Hotel. Evet, buraları hatırladınız mı böyle? İnsanları ezdiğimiz yer burası arabayla, GTA Vice'da. Bir de Malibu vardı değil mi? Evet, Albay'ın kızını alıyordum Malibu Club'dan. Ben çok oynuyordum bu arada. Görev yapıyor muydun? Görev yapmıyordum ya, geziyordum açıkçası sadece. Peki şey, kuaförün bir fön için $85 istemesi evet için. Evet ya. Kuaföre gideyim dedim, birazcık hani kendime
çeki düzen vereyim dedim. Fön için 85 dolar dediler. Yani çok pahalı. Ve bence birim olarak da çok peki pahalı. Peki bizim 85'e inanamayıp 8, 5, 85, 85. 8 deyince biz böyle 8 dolar falan mı olduk? Bu para ne için diyoruz? Evet. Diyor bir ki de işte diyor ki başlangıç için. Fiyatı diyor. Evet evet. Saçım uzun diye daha çok da isteyebilir. İkinci kata kadar duvar örmüşler eve. Yani kapatıyorlar şu şekilde. Bence vizyonsuzluk bu. Camları açık. Aa, bak Black Lives Matter. Burada demek ki siyahi birisi oturuyor. Ve gerçekten isyankar bir başkaldırı şu. Helal olsun. Şu köpeğe bakın. Frizi'yi nasıl yakalıyor. Bak. Hakkı nasıl getiriyor. Allah'ım çok güzel. Benimki hiç böyle şeyler yapamıyor ya. Ay nasıl akıllısın sen. Ya. Ya bir kere ben atabilir miyim sorayım mı? Nereye geldik eşim? Şimdi burada Is Sugar diye bir şey var. Şekerci dükkanı galiba. Gidip birazcık tatlı alalım. İçeriği gezelim. Jeliboncuya benziyor. Evet. Şeker. Eşim yavaş yürü eşim. Şekerciye çok hızlısın ben... eşim. Aşkım burası çok güzelmiş. Bana Trump'ı peçetenin üstüne koymuşlar tuvalet kağıdını. Bunu satıyorlar ha. Amerika eşittir ifade özgürlüğü hakikaten. Tabii böyle bir şeye bence hiç gerek yok. Bu saygısızlık ama Amerika'nın en sevdiğim yanı ifade özgürlüğü. Şunlar ne? Büyük jelibonlar. Dev jelibonlar. Gummy bear. Nasıl acaba? Tatları nasıldır sence? Bence kötüdür ya. Çok şu böyle büyükler. Sıra sıra evlilik durmuyor mu? Evet. Baksana benim kadar. Kafam kadar. Alayım mı? İster misin sana? Kaç dolarmış? Yok yok bırak 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 bırak. Çıkalım eşim. Dolar 20 eşim. Dolar 20. Gel gezelim burayı. Dolar 20. Neler varmış? Aa. Ya bu çok güzel. Eşim bunu bana almalısın bence. Kaç dolar bu eşim? Ne kaç dolar bu? 20 dolar. Bırak eşim bırak. Kaç TL yapıyor 20 dolar? 400 TL yapıyor. Bizim bir şey almamız için 2-3 dolar falan olması gerek hani. Evet maalesef öyle olması gerekiyor sanırım. Ya çok tatlı şeyler var. Baksanıza çeşit çeşit çikolatalar, şekerler. Hani güzel evet. İster misin alayım mı sana? Hayır istemiyorum. Sen yiyecek misin? Yani şimdi yemeyeyim ben de. O zaman çıkalım hadi yer devam edelim. Tamam. Eşim bayağı kalabalık bir yere geldik. Çok. Sana CD satmaya çalışıyorlar. Bak burada CD, thank you boss. Şeyler, siyahiler CD satıyorlar kendi albümleri. Kendi albümlerini satıyorlar değil evet. mi? Evet. Rapçiler herhalde. R&B. Abi burada ne kadar güzel. Amcaya bak patates sürüyor. Tenis oynuyorlar, evet. Basketbol oynuyorlar. Evet. Çok iyi sokak ya. Sokak sanatçıları da var. Evet. Amca elektro gitar çalıyor. Allah. Herkes çok fevri burada, korkuyorum ben. Spor salonuyla karşılaştık. Açık hava. Yakından bakalım mı? Yapalım mı spor? Ama şu demirlerin üzerinden geçelim eşim. Bir şey diyeceğim ya. Burada spor yapacaksın, terleyeceksin ve sonra o terin üzerine bu soğuğu yiyeceksin rüzgara. Bütün kasların tutulacak. Tamam, her şov işi. Şu da Logan Paul mu şu? Ha, değilmiş. Nereden çıkarttın acaba bunu? Saçları benziyor. Alakası yok. Evet, meşhur Venice Beach'teki basketbol sahası. Evet. Keşke topumuz olsa. Aşkım şunlardan birini atlayıp kaçsam ne olur? Ay çok güzel bu. Keşke bir tur atsam. Ney? Bu elektrikli mi? Bunlar kiralanıyor. Aşkım yapma milletindir şimdi. Kiralayalım mı bunlardan? Şey diyeceğim çok güzel. Kesinlikle kiralayalım. Bak Amerikan çocuklar. Amerikan boys. Minnacık bunlar. Bence minnacık. Ne yapalım biliyor musun? Bisiklet kiralayalım. Bakar işte. Mısın ya? Resmen Amerika'dayım ya. Çocuk üstsüz kaykay kayıyor. Burada gençler spor yapıyorlar. Amerikan boylar falan. Çok güzel bir ortam değil mi? Herkes kendi halinde. Evet
fiyatı 25 dolar bir saat. Bir saat boyunca Venüs Beach'i bisikletle dolaşacağız. Birazcık pahalı geldi bize. Pazarlık edeceğiz. Pazarlık edelim evet. Dedim olur dedi. Pazarlık efendim? Pazarlık edelim mi dedim olur dedi. Ha? Evet pazarlık edeceğiz ha, şimdi. O zaman pazarlık edeceğiz. Bakalım indireceğiz inşallah. Eğlenceli ama olacak. Burası bisikletsiz gezmek için çok büyük bir yer. Yani... Evet, bisiklet bizi hızlandıracak, iyi olacak. Eşim ne kadar güzel bir şey o. Eşim bayıldım buna. Dit dit. Gel. Gel gezelim Venice Beach'te, gel. Geliyorum. Gel bütün eşim. Beach'i baştan sona gezelim. Hadi kendi bakalım, göster, başlayalım. Bizi göster. Aldık bisikletlerimizi, gidiyoruz şimdi. Gezelim Venice Beach'te eşim. Gezelim hadi. Hadi bakalım. Sorry. Eşim ne kızdı, oldu? Kızdı. Aa, I'm so sorry, I can't see. Aşkım. Eşim ne oldu? Toprağı adam çok mı gömüldü? Kızdı. Bir şey arka olmaz. Şeyimle, patinaj yaptıkça adamın şeyine kum göndermişim. Aa. Kuba saplandım. Hakikaten aa, ayıp oldu. Allah. Ah benim eşim, kuma saplandı eşim. Aşkım keşke bir yardım etsin. Eşim geliyorum yardıma. Allah çıktım. Ah hadi. Allah. Hadi devam. Allah. Burunun sonuna ay kadar gidelim eşim, tamam gidelim mı? Seni Venice seviyorum. Beach. Ben de seni. Hadi go önden. I love you. YouTube ses ver. Evet eşim nasıl gidiyor? Çok iyi. Çok keyifli Allah. Birazcık rüzgarlı ama olsun. Baksana şunlara. Patenli yanında da köpeği. Şu köpekten korkuyorum. Bize doğru saldırmaz değil mi önden geçince? Eşim burası yaya yolu ya. Yaya mı? Evet. Ama buradan da gidiyorlar. Gel. Devam et. Devam eşim. Neler oluyor burada? Come on man. Eğleniyor musun eşimciğim? Çok eğleniyorum. Yalnız Venice Beach'te çok fazla evsiz var. Eşim değil mi? Kesinlikle. Sadece Venice Beach'te değil, bence genel olarak Los Angeles'ın kendisinde. Allah'ım sen neye kilitlendin? Neye kilitlendi bu? Kediye. Sağ tarafta kedi vardı da ona kilitlendi. Evet eşim ne yapıyoruz şimdi? Şimdi yemek aldık, onu yiyeceğiz. Tavuk aldık, patates aldık. Tavuklu sandviç aldık aslında. Hı hı. Kaç dolar verdik? 18.61 dolar verdik. Yani aslında birim olarak iyi ama yine TL'ye çevirince 360 TL falan yapıyor. Evet yine pahalıya denk geliyor. Evet burada oturup yiyebiliriz. Evet bu şekilde 18.5 dolar. Bakalım güzel mi? Venice Beach'te. Evet, Venice Beach turumuz burada sona erdi. Yani çok bir şey yoktu. Çok bir şey yoktu ama yine de güzeldi. Hani o GTA'nın çekildiği yerleri görmek falan benim GTA'nın hoşuma değil, gitti. GTA Vice'ti. Evet, ben ona hep GTA diyorum küçüklükten beridir GTA Vice diyorum. Yani hoş bir gezintiydi. Venice Beach'i gösterdik size. Bisiklet kiraladık 20 dolara. Sinir çok oluyorum fazla. Böyle çok fazla gerçekten ama olsun hani dedik yani. Bir daha ne zaman geleceğiz, ne zaman yapacağız falan dedik. Bu şekildeydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok fazla burada Amerika'da içerik üretmeye çalışıyorum. Umarım hoşunuza gidiyordur. Lütfen beni Instagram'dan da takip edin ki orada olan fotoğraflarımı, reels'larımı da görebilirsiniz. O zaman kadardı. O zaman kapatalım videoyu. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.